At-tacir saduk. Mana şu ibarani Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam işletkenler. At-tacir saduk yoki başka bir hadiste at-tacirü sadukul emin. Yani rostgo'y omonatdor savdogar. Rostgo'y va omonatdor savdogar bo'lishlik. Bilasizmi bunga qancha maqom, darajat va'da qilindi? Rostgo'y savdogarga Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, birinchi mana bu hadisni aytadigan bo'lsak, Imom Daylami rivoyat qilgan hadisda Anas radhiyallohu anhu'dan aytiladi. Payg'ambarimiz alayhisolam shunday deb marhamat qildilar. At-tajiru saduqu tahta zilli al-arshi yawm al-qiyamah. Rostgo'y savdogar qiyomat qoyim bo'lganda arşın soyasida o'zini joyini toparkan. Arşın soyasidan joy olarkan. Qiyomat qoyim bo'lganda azizlar bir tangachalik soyaga muhtoj bo'lib ketamiz. Quyosh ikki nayza kelib qolgan, hamma o'zini badanidan chiqayotgan teriga botib turgan bir holatda qani endi ozgina bir soya bo'lsa-yu rohat topsa. Mana shunday paytda Allohning arshini soyasidan boshqa soya bo'lmas ekan. Allohning arshini soyasidan joy olish imkoniyatini rostgo'y savdogarga va'da qilindi. Yana bir hadisda Imom Termiziydan rivoyat qilingan sahih hadisda Rasulimiz alayhi salatu vasallam at-tajiru saduqul amin. Omonatdor, rostgo'y savdogar qiyomatda nabiylar, shuhadolar va siddiqlar bilan birga bo'ladi deb aytdilar. Aziz savdogar akalarimiz, ukalarimiz, birodarlarimiz qiyomatda Allohning arshini soyasidan joy olishni xohlaysizmi? Qiyomatda siddiqlar, anbiyolar, shahidlar bilan birga bo'lishni xohlaysizmi? Allah sizga bu imkoniyatni beribdi. Sizga ilhom beribdi, imkoniyat yaratib savdogar qilibdi. Agar siz o'sha aytgan at-tajiru saduqul amin sifatidagi savdogar bo'lsangiz, mana shu imkoniyatni bu dunyoda o'zida topib olasiz. Arshning soyasidan joy olish, siddiqlar va anbiyolar va shuhadolar bilan birga bo'lish imkoniyati rostgo'y, omonatdor savdogarda bo'ladi. Rostgo'y omonatdor savdogar kim? U eng birinchi rostgo'y bo'ladi, yolg'on gapirmaydi. Hech narsada yolg'on gapirmaydi, na savdosida, na boshqasida. Chunki Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam boshqa bir hadislarda aytadilarki, "As-sidq yahdi ila al-bir wal bir yahdi ila al-janna" deydi. Rostgo'ylik insonlarni birga yaxshilikka yetaklaydi, bir esa jannatga yetaklaydi deb aytadilar. Val kizib yolg'onchilik esa yahdi ilal fujur, fujurga yetaklaydi. Fujur yahdi ilan nar, ammo fujur esa do'zaxga yetaklaydi. Shuning uchun rostgo'ylik eng birinchi o'rinda turish kerak savdogarda. Hech ham yolg'on gapirmaslik kerak. Yolg'on savdo qilmasligi kerak. Bor narsani aytishlik kerak. Savdogarlik Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan bizga meros, o'zot savdogar bo'lganlar, tojir bo'lganlar. Ham o'zlari hayot davrlarida qo'y boqib, cho'ponlik qilib, chorva bilan shug'ullanganlar payg'ambarlikdan avval. Ana bundan keyin hammamizga ma'lumki, Hadicha onamizning karvonlariga boshliq bo'lib, Shomi Sharifga karvon oborib, savdogarchilik qilganlar. Rasulimiz alayhi salatu vasallam bilan savdoda birga bo'lgan Maysara ismli Hadichaning quli U zoti va barakotni hali payg'ambar bo'lmasdan turib ham savdoda yolg'on aralashtirmasdan haqiqat ila savdo qilganini aytib o'tadi. Yolg'on gapirmasdan halollik bilan qo'rqib Allohdan mana shunday savdo qilishlik payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning bizlarga ta'limoti azizlar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bir kuni savdogarlar to'planib turgan holatda ularni oldilariga chiqib ularga qarab ya ma'sharat tujjor dedilar. Ey savdogarlar,
cemaası dediler. Hammasını özlerine çakırdılar da ularga karab ettiler ki elbette sadavagerler, tacirler kıyamet günü de günahkar halette tirilediler dedi. İtibar verin. Avval gepleri de hemen bir agahlantır yaptılar. Bana bir de kança sadavagar oturup siz, tacir oturup siz. Resulümüz aleyhissalatü vesselam güya ki sizge ne dakili etken de kabul kılın ya. Resulümüz aleyhissalatü vesselam ettiler. Ey tacirler deyip durup agah kılıp ettiler. Kıyamette sadagerler kıyamet günü günahkar halette tırıladı. Bu gapni eşitken sadagar korkup geçişi anık. Ne kılaman endi? Sadagerliğini tohtatışım gereği miken? Ticaretten vazgeçişim gereği miken ki kıyamette günahkar olup tırıladıken bulsan? Arkasından Resulümüz aleyhissalatü vesselam ettiler ki Megerem, günahkar halette tirilmeydiler. Kim savdada Allah'tan korksa, salih amellerini kılsa, rast sözlese. Bana bu kişiler bundan müstesna deyip ettiler. Demek ki korkmayın aziz. Eğer rast koyu bulsak, salih amellerini kılsak, savdada takva kılsak, kıyamette günahkarlar katarıda emez, belki siddiqler, şuhadalar, ana uşlar katarıda tırılışı mümkün imkaniyeti var. Thank you.